Herkese hayırlı günler. Herkese merhabalar. Müthiş bir yağmur var. Yağmurun altında geldim hayvanların yanına. Durmak bilmiyor. Hayvanlar tabii yemi tüketmiş. Yem kalmamış. Diğer yemlikte de yem kalmamış. Hayvanların yanına inmekte de zorlanıyoruz. Çok yağmur olduğu için yani inmiyoruz. Öyle diyeyim. Kümesin kapısını açmıştık sabahleyin. Ama işte bu yağmurdan maalesef her taraf çamur oldu bu sefer. İçeri falan hayvanlar sürekli dışarı çıkıp geldi etti. Her taraf çamur oldu. Ve birçoğunun kursakları da boş. Yemi de yeni fark edebildim. Şimdi çok vakit kaybetmeden gidip yem getirmeye çalışacağım bunlara. Yemlikleri dolduracağım en azından. Hayvanları da yatırız muhtemelen. Zaten saat 5'e yaklaştı. Şöyle durumlarını görüyorsunuz. Bayağı bir ıslaklar. İnşallah bugünleri sağ salim atlatırız. Bugün salı günü, çarşamba ve perşembe günü de böyle devam edecek. Öyle gösteriyor meteoroloji. Ondan sonra o günden sonra da cuma hava biraz açık. Ondan sonra tekrardan bir 3-4 gün böyle devam edecek. Öyle gözüküyor. Maalesef. Yani şuralar kuruyken o kapı ağzı özellikle şöyle açık olduğu için maalesef orası da çok çamur almış. Ya bu çok şey değil hani vallahi şu tünedikleri yerde sıkıntı olmadığı sürece problem değil ama maalesef problem yani şey olarak genel olarak problem oluyor. 3 tane yumurta burada var, bir tane yerdeydi, onu aldım. Şuradaki çinkonun üstüne koydum, belki gözüküyordur. Karşı taraftaki çinkonun üstünde bir beyazlık var, yumurtayı oraya koymak zorunda kaldım. Abi durum hiç iyi değil. Bu yağmurlarda zaten özellikle çok sıkıntı oluyor. Adana'da okullar tatil olmuş sağanak yağıştan ki bu çok sık karşılaşılan bir şey değil bizim buralar için. Küçük hayvanları hiç dışarı salıp edemedik doğal olarak. Hani çok fazla salınmasına gerek yok belki ama onlara hiç salıp edemedik. Yeni bakacağım onların hepsine de. Yani var mı bir sıkıntı yok mu diye. Yine burası da maalesef çamur olmuş. Yumurta da burada yere düşmüş hayvanın yumurtası. Buranın durumu böyle. Şu küçüklere de bir bakayım. Oradan da inşallah bunlara yem getireceğim. Biraz mısır ağırlıklı veririm tahminimce. Hayvanlar hem şu soğuk günlerde biraz daha ısınma şansı bulsunlar diye. Bunları da hiç içini açmadan şöyle göstermek istiyorum. Kuru içleri. Astroloplar iyi durumda gözüküyor. Şuraya asıl bakayım. Bıldırcınlar var çünkü burada. Buradan zaten diğer tarafa da bakabiliriz sayede. Bakın şuradan nokta gibi bir yer şey yapmış. Bunu da buraya koymuştum ama hiç içine ot filan koyamadık. Astroloplar da burada. maalesef iyi değil hiçbir şey. Kısa böyle bir şey yapayım dedim. Muhtemelen böyle giderse yarın hayvanları hiç çıkarmam. Bugün yani sabahtan açtık ama ondan sonra bu yağmur çok kötü etti her şeyi. Hayvanları hiç çıkarmam bu gidişle. Maalesef pek iyi değil durumlar. Yemlikleri işte şu soğuk şeyde yani şu havada gelip mecburen dolduracağım. Belli miktarlarda. Ondan sonra da hayvanları kapatacağım. Yarın da hiç açmayı düşünmüyorum. Bu yağışlı zamanlarda, geçen sene de böyleydi. Yağışlı zamanlarda maalesef kayıplarımız hep oluyordu. İşte havalar soğuyor, yağıştan kaynaklı oluyor. Ne bileyim yani bu zamanlarda çok kayıp vermiştik. Aynı şey tekrarlanmaz umarım. Yine fazla kayıplar vermeyiz. Öyle umuyorum. Hayırlısıyla. Bugünlük bu kadar olsun. Dediğim gibi yarın öbür güne muhtemelen video falan da çekemem bu havalarda. Yine de duruma göre bakacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler.